Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Chiliz Coin'e bakacağız. Ayrıca çok kısa vadeliğine, belki de 2 Haziran'a veya 1 Haziran'a kadar, yani bu haftanın sonu pazar gününe kadar elimde tutmayı düşündüğüm, yatırım yapmayı düşündüğüm Floki Coin'i sizlerle birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Orada da bazı teknik güzel görüntüler var. Evet, çok primlenmiş olabilir ancak teknik ve bilim ne diyorsa alırken de ona göre almalıyız, satarken de ona göre satmalıyız. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Şimdi Bitcoin bu açıdan son derece önemli. Bitcoin eğer düşecekse altcoinlerde bir yükseliş beklemek, bu hangi altcoin olursa olsun, pek de mümkün değil. Şimdi Bitcoin'de yükselen bir trendimiz var. Bunun üstündeyiz arkadaşlar. Majör trendin üstündeyiz. Bakın zaten bu kanal orta bandının üzerinde fiyatlar ve aslında hedef kanal üst band olarak görülüyor. Ayrıca minör yükselen trendimiz olan, yani 1 Mayıs tarihinden bugüne gelen bu trendin de üstündeyiz. Bakın bu trendin önemli destek noktası 66.800 civarından geçiyor. Eğer bugün fiyatlarda bir sert dalga olursa bu 66.500'e kadar olması beklenir. Ancak yarın itibariyle 66.800'ün üzerinde fiyatlar kaldığı sürece buralardan yukarı yönlü dönmesini ve fiyatlar da Amerikan piyasalarında olduğu gibi bir ATH, bir zirve seviyelerin test edilmesini, yeni zirvelerin oluşmasını şahsen bekliyorum. Mayıs ayı içerisinde, yani bu haftanın sonuna kadar demek lazım, böyle bir hareketliliğin olmasını şahsen bekliyorum. Haziran ayında da piyasalarda biraz dalgalı durumlar olabilir. Aşağıda destek noktamız 66.800, yukarıdaki direnç noktamız ise 70.800'e kadar düştüğünü görüyoruz. 70.800'lerin kırılmasıyla yeni ATH'ların gelmesini kısa vadede şahsen bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de söyleyeceklerimiz bu kadar. Chiliz Coin'e gelelim. Arkadaşlar Chiliz Coin'i 12 cent civarından sepetimize koyduk ve burada bir yükselen trendimiz var. Yükselen trendimiz 15 cent'te yukarı yönlü aşıldı. Bugün piyasalarda aşağı doğru bir düşüş olsa da burada kırılım yapılan bölge retest edildi ve yukarı yönlü döndüğünü görüyoruz. Fiyatlar da bizim aşağıda ana destek noktamız düşen bir destek olduğundan dolayı 15 cent değil 14.8 olarak karşımıza geliyor. Genel itibariyle Chiliz'de ilk defa bakın ana düşen trend kırılıyor. En önemli zirveden gelen düşen trendin kırılmasıyla birlikte fiyatlarda 30 cent hedefine gitme ihtimali tabii ki daha yüksek olarak karşımıza geliyor. Ancak bakın bu bölgede bir çanak görünümü var. Dolayısıyla fiyatlarda 17 cent civarı, 16.8 cent civarı son derece önemli direnç olarak karşımıza geliyor. Hem buradaki bayrak formasyonunun hedefi olarak karşımıza 17 centler geliyor, hem de buradaki eski zirve noktaları olması sebebiyle 17 centlerden bir düzeltme gelebilir. Ancak önümüzdeki vadede düzeltmelere aldanmadan sakince beklenirse fiyatlarda daha güzel ve daha yukarı yerlerin gelmesini şahsen bekliyorum. Chiliz Coin'de genel itibariyle yönün yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Ancak Chiliz'de bugün oluşan hareketlilikte bir karı cebe koyma durumum oldu arkadaşlar. Bunu da bir önceki videonun yorumlar kısmında da yazdım. Twitter'dan da ayrıca tweet atmak suretiyle bu durumu sizlerle paylaştım. 12 cent civarından almıştık ve fiyatlarda 15.5 civara gelmesiyle birlikte kar alma durumu gerçekleştirdim. Ama düşeceği düşüncesiyle bunu yapmadım arkadaşlar. Çünkü Floki'deki bir potansiyeli gördüm. Floki'de bir şansımı denemek istedim. Dolayısıyla Floki Coin almayı düşünüyorum. Henüz almadım. Şimdi Floki Coin'e geçelim. Chiliz'de toparlayalım. Yön genel itibariyle yukarı, 17 centlerde bir direnç ile karşımıza gelebilir. Yukarıdaki ilk direncimiz 17 cent, ikinci direncimiz 19 cent. Tobo formasyonunun hedefi ise 23 cent olarak görülüyor. Grafik görüntülerin hedefi ise 30 cent olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Sıralı dirençler bu şekilde. Bu haftanın sonuna kadar güzel fiyatlama yapmasını bekliyorum. Haziran ayının ilk zamanlarında dalgalanma olabilir. Yani üçüyle birlikte piyasalarda bir dalgalanma olabilir. Bu hafta itibariyle yukarı yönlü gidişin devam etmesini şahsen bekliyorum. Şimdi gelelim Floki Coin'e. Şimdi Floki'nin ismini duymayla birlikte büyük ihtimal birçok arkadaş diyecek ki, hocam bu coin alınır mı? Bu coin zaten dipten 20 kat yapmış. Biz bu deli miyiz de bu coin'i alacağız? Dolayısıyla burada bir düşüş gelirse biz yandım anam çekeriz demeye başlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ben bir teknik analist olarak burada teknik çizim ne söylüyorsa onu yaparım. Disiplinli bir şekilde bunu yapamayacaksam da kesinlikle al ve sata girmem, bu piyasalarda var olmam. Şimdi bu bölgede bakın iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz var. Dogecoin'de zamanı
zamanında yapmış olduğu yükselişte. Aynı bu görüntü vardı, açıp bakabilirsiniz. 4 kanal üst üste klonlayarak koyduk ve kanalın üst bandına kadar gitti. Dogecoin ile Floki Coin'in grafikleri birebir birbirine benziyor. Buradaki kanalın kırılmasıyla kanalın aynısını klonladım, aşağıdaki kanalımızı klonladım. 4 tane kanalı üst üste getirdim. Şu an itibariyle bakın o kadar güzel tutarlılık var ki fiyatlar Mart ayında kanalın orta bandına geliyor ve kanalın orta bandı bakın direnç olarak karşımıza geliyor. 2 gün önce 27 Mart tarihinde kanalın orta bandı kırılıyor ve bugün bir retest hareketiyle aşağı doğru gelmek istediğini görüyoruz. Burada 25.40'ın altında fiyatlar kalmadıkça, buradaki sıfırları söylemiyorum sizlere, 3 sıfır var. 3 sıfırdan sonra 25.40'ın altında fiyatlar günlük kalmadıkça Floki'de çok ciddi bir potansiyel var. Önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşıldı. Dolayısıyla fiyatların sert yukarı gitmesi şahsen beklentim dahilinde olacaktır. Floki şu anki fiyatı görüyorsunuz 27.06'da arkadaşlar. Bu bölgeler dahi ucuz. 26.60'lara doğru eğer fiyatlar gelirse oralardan almak daha mantıklı. Ben bunda fiyatların 26.60'lara kadar geleceğini, 25.40'lara düşmeyebileceğini şahsen düşünüyorum. O yüzden gün içerisinde, gecenin ilerleyen saatlerinde eğer ki fiyatlarda 26.60 gibi değerler test edilirse şahsen Floki'de şansımı denemek istiyorum, haberiniz olsun. Yatırım tavsiyesi değildir. Almak isteyen alabilir, almak istemeyen almayabilir. Dolayısıyla burada kararı size bırakıyorum. Ben neden alacağımı da sizlere söylüyorum. Kanalın orta bandı bakın önemli bir direnç attı burası. Ve 2 gün önce 27 Mayıs'ta burası aşılıyor. Aşıldıktan sonra aynı zamanda zirveler test ediliyor ve bu bölgenin üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Eğer fiyatlarda 25.40'ın altında kapanış olmazsa genel itibariyle sert yukarı gitmesi beklenir ve ilk direnç noktası karşımıza 3.0'dan sonra 46 civarları olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Ben bu bölgenin çok sert aşılacağını, fiyatlarda binlere doğru, yani şu an buna siz 26 sent 27 sent deseniz yüzlere doğru bir hareketlilik gelebileceğini ve bu hareketliliğinde çok hızlı olabileceğini şahsen düşünüyorum. Peki ben diyelim ki fiyatlar geldi, 26.60'a geldi, aldım. Bakın yayını yaptığım esnada 26.99'da olduğunu görüyorsunuz. Ben de almadım daha. 26.60'a fiyatlar geldi ve buradan aldım diyelim. Eğer ki fiyatlarda 25.40'ın altında bir kapanış olursa, 4 saatlik bir kapanış olursa satıp kenara çekilirim. Korkmaya başlarım arkadaşlar. Çünkü buralara kadar bir düşüş beklemiyorum. Eğer bunun altında kapanış olmazsa elimde tutarım. Altında kapanış olursa da satar kenara çekilirim. Lütfen bunu disiplinli bir şekilde yapabileceksen bu yatırımı düşün. Diplerden 20 kat gitmiş bir coin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla 25.40'ın altında eğer 4 saatlik bir kapanış yaparsa aldığımı küçük bir zarar ile satar ve kenara çekilirim. Ama bunun altında kapanış yapmazsa yukarıda bir sıfır silmeye doğru çok sert gitmesini beklerim. Ben bu stratejiyle aldım. Lütfen iyi anlayalım. Yatırım tavsiyesi olmadığını bilelim. Şahsen ben ne düşünüyorsam sizlere onu anlatıyorum. Herkes kendi kararını kendisi versin. Alırken de nereden alacağımı söylüyorum. Eğer satacaksam da, stop olacaksam da buradaki seviyeyi sizlerle paylaşıyorum. 25.40, bakın tehlikeli bir coin olduğundan dolayı özellikle uyarıyorum. 25.40'ın altında eğer bir kapanış olursa satar kenara çekilirim. 4 saatlik kapanış ararım. Saatlikte bile korkmaya başlarım. Çünkü dönmesi lazım. Ama 25.40'ın üzerinde kaldığı sürece de sırtımı yaslarım ve pazar gününe kadar beklerim. Floki'deki yatırımım pazar gününe kadar olacaktır. Pazar gününe kadar bir fiyatlama yapmasını bekliyorum. Oldu da yapmadı diyelim. Nereye geldi? Artık 25.40'ın üzerinde bir yerdeyse satar kenara çekilirim. Eğer bunun altındaysa zaten çoktan satmış olurum. Dolayısıyla Floki'deki fiyatlamanın pazar gününe kadar olmasını, pazar gününe kadar yönün yukarı yönlü olduğunu, pazar gününden sonra bir düzeltme hareketliliği olabileceğini şahsen düşünüyorum. Hedefim de burada binlere kadar gelmesi. Diyeceksiniz hocam 4 günde böyle bir yükseliş olur mu? Ben olur demiyorum arkadaşlar. Olma potansiyeli var. Önemli bir direnç olan kanal orta bandı kırılmış ve burada uzunca bir süre oyalandığından dolayı kanalın üst bandı olan 46 sentlerin çok sert kırılacağını düşünüyorum. Oldu veya olmadı. Bu şekildeki analize göre yatırım yapıyorum ve bu yatırımdaki stop seviyem belli, alım seviyem belli, satacağım gün belli. Pazar gününe kadar tutmayı düşünüyorum. Sonrasında ondan sonra bakarız. Floki'deki düşüncelerim bu şekilde. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar lütfen bu çizimleri yapsınlar. Kendi kararlarını versinler. Artısını, eksisini düşünsünler. Kesinlikle çok
çok büyük paralar yatırmayın arkadaşlar. Çok ciddi primli bir coin'den bahsediyoruz. Burada eğer plan tutarsa, teknik çizim tutarsa ciddi bir kazanç potansiyeli var. Yani cebinizdeki bakiyenin çok küçük bir kısmıyla deneyebilirsiniz. Ama büyük paralar yatırmak da risklidir, haberiniz olsun. Umarım Floki'de de CHZ'de olduğu gibi, Chiniz Coin'de olduğu gibi güzel bir analiz olmuştur. Güzel karlılık elde ederiz. Eğer Floki'de hareketlik olursa Chiniz'den çok daha büyük potansiyeli olduğunu şahsen düşünüyorum. O yüzden Chiniz'i satıp buna bir şansımı denemek istedim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. Yorumlar kısmında yazarsanız merak ettiğiniz hususları değerlendirmeye çalışırım, cevap vermeye çalışırım. Ayrıca Twitter kısmını da lütfen takip edelim. Anlık durumlarda, normalde tweet atmıyorum ama anlık durumlarda Twitter'dan da bildirimler yapıyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.